Dünya çapında çocuklar, çocuklarımız e, bir yılı aşkın süredir. Tabii pandemiyle mücadelede e, eğitimden de geride kaldılar. Çocukların bu Covid-19 salgınında yüz yüze kaldığı en önemli sorunlardan biri. Belki de en önemlisi tabii anne babaların yakınlarını yitirmenin gerisinde ama eğitim. Acaba bir nesli Kaybedecek miyiz? Türkiye bunu konuşuyor. Uzun süre okullarımız kapalı kaldı. Dünyada çeşitli uygulamalar var. Ee, hiç kapatmayan, okulları hiç kapatmayan ülkeler de var. Birazdan onu da ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu bizimle birlikte olacak. Çünkü bir rapor hazırladı. Türk Eğitim Derneği. Önemli bir rapor, önemli bir inceleme. Hani dünyada kaç ülke ne kadar hangi kaç hafta kapalı bıraktı okullarını? Bunlar nasıl mücadele etti? Hem COVID'de hem eğitim sorunlarıyla. Ama 1 Haziran, şurada birkaç gün kaldı. Pazartesi günü de bir kabine toplantısı ve 1 Haziran'dan itibaren normalleşme. Yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim başladı diyelim ki bu da Zaten e, serbest bırakıldı, zorunluluk getirilmedi. Hatta sınavlara girişte bile bir tercih hakkı tanındı. Peki sonra ne olacak? Çok ciddi bir kayıp var. Telafisi nasıl yapılmalı? İşte bunu konuşacağız Sayın Pehlivanoğlu'yla ama önce önce telafi eğitimi geliyor. Nasıl sorusunun yanıtına bakalım. Salgında okullar bir kapandı bir açıldı. Öğrenciler bazen derse katıldı, bazense uygun olmayan şartlar yüzünden dersten geri kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde telafi uygulamasının Haziran ayı itibariyle başlayacağını duyurdu. Ancak veliler şimdiden kararsız. Bütün seneyi online evde geçirdiler ve telafisinin olması gerekiyor. Hatta ben şey düşünmüştüm hani bu seneyi tekrar okuturlar mı diye düşünmüştüm. Tatilden de feragat etmeyin yeğlerim yani. Çocuklar zaten çalışıyor. Bir de bu pandemiden dolayı biliyorsunuz psikolojileri çok bozuldu. Ve o yüzden biraz dinlenmeleri gerekiyor bence. Eğitmenlere göre salgında zor geçen eğitim sürecinin yaz ayını da kapsıyor olması öğrencileri hayal kırıklığına uğrattı. Bakan Ziya Selçuk özellikle bu telafi programının 2021-2022 eğitim öğretim yılını da kapsayacağını belirtti ama yaz döneminde hele de 2 Temmuz'da çocukların okulun kapanıyor olması sanırım öğrencilerde bir böyle burukluk yarattı. Biz eğitimciler tabii ki telafiyi her zaman arzu ederiz. Çocuklar kazanımları tamamlanmadan bir üst sınıfa geçmelerini arzu etmeyiz. Hiçbir eksik kalmadan bir üst sınıfa geçmelerini isteriz Ama acaba bu telafi döneminin tarihi yazıyı olmasa mıydı? Telafi eğitiminin nasıl ve hangi şartlarda yapılacağı henüz net değil. Yüz yüze olacak ama e, herhalde haftanın belli günlerinde kısıtlı bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Telafi eğitimin detayları Haziran ayında netleşecek. Öğrencilerin telafi eğitime katılma gibi zorunluluğu yok kararı veliler verecek.